Herkese günaydın. Hoş geldiniz efendim kanalıma, evime, mutfağıma tabii ki de. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün hafta sonu. Birazdan Ozan efendim bilsem de dersi var. Yani bilsem okulum desem, kursum desem, ne desem orayı çözemedim de. Onun için yine erkenden kalktım, kahvaltı hazırlayacağım. Şurada sanki böyle koluma değen bir kıl varmış gibi hissediyorum. Uyandım, uyanır uyanmaz. Dün şeyi atmıştım, renklileri atmıştım, onlar yıkandı. Bugün de beyazları koydum hemen. Daha doğrusu önce elimi yüzümü yıkadım. Banyodan gelirken hemen şeyi de aldım. Kirli sepetini aldım, geldim. Renklileri beyazları attım makineye. Ondan sonracığıma kahvaltı hazırlıklarına başladım tabii ki de. Bugün aklımda bazı şeyler var yapmam gereken. Bakalım onları yapabilecek miyim? Sabah ne olunca böyle insanın sesi de böyle çatallı çatallı oluyor, tuhaf bir ses. Çay koyalım. Bunlarda da çay gitmiş. Şunları bugün şey yapayım, doldurayım bunları. Aklımdayken oraya gittiğimde şunu da getireyim de. Bunu hem ay. Oh, bu öksürük geçmedi ya. Şimdi bunu ben bir dolaba atacağım. Bugün bu zeytin ayıklanacak. Öyle konacak bir dola. Ayıklandığı zaman hani diyebilirsiniz niye uğraşıyorsun falan diye. Ayıklandığı zaman daha iyi oluyor. Daha kolay yemesi. Öyle işte biz yiyeceğimiz zaman bu şekilde bir bidon tatlandırıyoruz. Şöyle şu tarafı biraz döndüreyim. Bu şekilde bir tane bidonu tatlandırıyoruz. Mümkünse çekirdeklerini ayıklıyoruz. Ondan sonra da yiyoruz. Hem gerçekten çok daha kolay oluyor yemesi. Hem de daha lezzetleniyor. Ayıklanıyor. Şu çiğini de yine sulamıştım. Şu da dursun ya. Şurayı bir tutmalayayım. Ondan sonra başlayayım kahvaltı hazırlığına. Hatta bunu niye buna koyuyorum? Allah bana akıl versin. Bunun kapağı nerede? Bulaşık makinem dolu. Akşam yani yıkadım. Yerleştirmedim. Uykum geldi. Uykum geldiği zaman artık birkaç gündür öyle yapıyorum. Uykum geldiği zaman hemen yatıyorum. Saat 11'de. Allah uykum gelmiş dedim ki ben bu uykuyu kaçırırsam bir daha gelmez. En iyisi ben vurayım kafayı yatayım. Hatta ben yattım, çocuklar falan daha ayaktaydı yani hafta sonu olduğu için. Bu aralar öyle yani şöyle 2-3 gündür bunu deniyorum. Gerçekten de etkili, uyuyorum. Mesela bugün sabah 5'e kadar hiç uyanmadan uyumuşum. Uyandığımda telefonuma bakıyorum çünkü. Saat kaç olmuş diye. Saat 5'e kadar hiç uyanmadan uyumuşum. Onun için de uykumu almış oluyorum böylelikle.
uykum geldi ama biraz daha oturayım, ama şuna da bakayım, ama buna da bakayım yapmıyorum. Yaparsam eğer bu sefer sersem gibi oluyorum. Gün boyu hiçbir şey anlamıyorum yani yaptığım. Ben burada çünkü bana engel oluyor. Bu arada bana yorumlarda tarhanayı soruyorsunuz. Ben tarhanayı kuruttum arkadaşlar. Bitti yani son. Hatta bugün azıcık daha vardı. Onu da şey yaptım, kuruttum artık. Poşetledim, kaldırdım. Sizinle de paylaşacağım tarifimi tabii ki de. Niye paylaşmayayım? Paylaşmak güzeldir. Geçen bu benim yaptığım tarhananın aynısını bir sayfada gördüm. Kadın paylaşmış tarifini. İnanın, şöyle kendime göndereyim. Bir dakika, şöyle dursun da. Tarhana nasıl yapılır bilmeyen hayatı ömründe tarhana karmamış insanlar ne yorumlar yazmış bir görseniz. Bu tarhana mı? Yok efendim, bu tarhanadan çok neye benzer? Ne yazmış ya? Tarhanadan çok bakliyat yemeğine benzedi. Yok her şeyi doldurdum. Senin yaptığın tarhana kadar kötü bir tarhana hayatımda görmedim. Böyle. Sen o tarhanaları o insanlar yaparken ve sen onu bayıla bayıla para verip alırken hiç umurunda değil. Şimdi tarifini görünce mi umurunda? Tarhana öyle yapılıyor. Kusura bakmayın yani. Genelde İç Anadolu bölgesinde, Uşak tarafında, işte Ege tarafında tarhana bu şekilde yapılıyor. İçine kuru fasulye, nohut, mercimek bunlar konuyor. Neden? Çünkü sadece soğan, kapya biber, işte efendime söyleyeyim sarımsak konduğu zaman sebze çorbası gibi bir şey oluyor. İçine bakliyat konuyor, bakliyat bayalanmayı hızlandırıyor. Mesela bazı tariflerde maya vardır ama bu tarifte maya yok. Mayaya da zaten gerek yok. Çünkü içine koyulan o bakliyatlar o mayalanma sürecini zaten yapıyor. Yani emeğe saygı denen bir şey var. Yapılmış orada mis gibi tarhana tarifini paylaşmış sizinle. Buna saçma sapan yorum yapana kadar hiç yorum yapma. Yapmak zorunda değilsin, sana kimse kafana silah dayayıp yorum yapmayan da yok. Ben şöyle yaparım, ben böyle. Şimdi bana da gelecek o yorumlar, bak eminim. Bundan eminim. Biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız. O sizin tarhananız. Benim bildiğim tarhana bu şekilde. Mesela. Ben bulaşıklarımı da yerleştireyim. Hemen. En azından çıkanı makineye koyalım. Elimin altında bir şey kalmış. Öyle yaptığım zaman ufak tutuk o kadar kolay oluyor ki. Hiçbir yerde almıyor. Hemen ortalık toparlanma veriyor. Geriye kalan zaman bana kalmış oluyor.
falan. Ben şunları bir yerleştireyim. Ondan sonra tam kahvaltı hazırlığında tekrar görüşürüz. Çok seviyorum radyo dinlerken iş yapmayı ama video çekerken bir yandan radyo dinleyemiyorum maalesef. Çünkü telif yiyoruz müzik yayınlarından dolayı. Bakın o düğün videom mesela telif yedi. Ve birçok ülkede gösterilmeme şeyi aldı. Sıkıntı da nerede biliyor musunuz? Girişteki müzikte. Diğer müziklerde değil. Sadece o giriş kısmındaki. Ya bu saçmalık olur mu ya? Gerçekten ya. YouTube videolarını bir rahat bırakın. Tamam. Şey yayınlamasınlar. Atıyorum. Birinin videosunu şey müziğini yayınlamasınlar. Onlara tabii ki de ceza edilebilir. Ama biz böyle sağda solda çekim yaparken orada müzik yayını olduğunda bunların hani gözden geçirilmesi lazım aslında. Mesela geçen sene şeye gitmiştik. Burada çok güzel bir tabiat parkı var. Orada piknik yapıyorsunuz, mangal yapıyorsunuz falan. Yan tarafımıza da hemen bir aile geldi. Çok da güzel eğleniyorlardı yani. Böyle müzik çalıyorlar falan. Ama ben onu çekemedim. Çünkü yasak. Yani müzik yayını yasak. Hani biz kendimizi çekeceğiz de müzik haliyle yansıyor yani. Ben bıçağı ne yaptım? Kaşarı da keselim kahvaltıya. Ben bayağı bir şey hazırladım. Zeytinim bitmişti. Zeytinime ek yaptım. Reçel koydum. Kendi yaptığım tereyağım var. Var ya hani tavuk beslesem bir de peynirleri de kendim yapmayı öğrensem vallahi kahvaltıyı nedenle bedavaya getirmiş gibi bir şey olacağız. Kahvaltıda yine işte reçeldir, sostur, tereyağıdır. Bunların hepsini ben kendim yapıyorum zaten. Hani şey olsa, bahçeli bir evim olsa domatesimi, salatalığımı, işte biberimi, her şeyimi kendim yetiştiriyorum. Onlar da benim ürünüm olur. Ki eskiden yapıyorduk yani, Dalaman'da yaşarken bahçemizde her şeyimiz vardı. Yeşillikten tutun. Patlıcana, kabağa, patatese, fıstığa, varasıya kadar kavun, karpuz, o yetiştirdiğim kavunlar var ya bal gibiydi. Buranın yani daha doğrusu buranın değil de Hatay'ın Kırıkhan'da bir tane kavunumuz var bizim çok güzel. O cins kavun bulmuştum. Ondandı. Salamdan gül yapmayı tekrardan deneyeceğim bakalım. Bir ara çok güzel olmuştu. Becerebilecek miyim? Yani onu da yaparsak gerçekten de şey olacak. Sofrada her şey benim ürünüm olacak. Seviyorum. Mesela şimdiden neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Tabi o zamana kadar yaşayacağımın garantisi yok da. Hani yarın bir gün çocuklar evlenir. Kendi hayatlarını kurarsa. Ben de böyle sağlıklı hala elim ayağım tutar şekilde olursam. Çocukların
alıştığı lezzetler işte reçeldir, sostur, menemenlik şeydir falan. Onlardan diyorum yapar yapar veririm diyorum gelinlerime. Öyle bir şeyi düşünüyorum, hayal ediyorum kendim. Ben her zaman böyle şeyi çok düşünürüm. Kendim yaşayamadığım şeyleri evlatlarıma yapmayı her zaman böyle düşünürüm, hayal ederim. Vallahi oldu. Çok güzel oldu anne. Bunu bozmadan direkt ben masaya götüreyim. Şimdi tepside sallanır falan. Ha, bunun şeyini buldum. Bozmadan yapmanın usulünü buldum. Nasıl biliyor musun? Sen bir kere şöyle geniş bir bardak olacak ya da kase. İç kısımda kalacak yerlerin daha çok aşağı koymamız lazım. Dışa sarkan kısım az olacak. O şekilde oluyormuş. Anladım ben şimdi. Şimdi çözdüm ben olayı. Tamam, burası da. Buraya başka ne ekleyeceğim ben? Domates salatalık koyacağım ama buraya sığmaz. Peynir koyduk. Hah, yeşil zeytin. Yok, bir şey eksik. Şunu koyayım. Ondan nefes çikolata yer. Bunu tabii ki böyle koymayacağım arkadaşlar. Ayıklayacağım. Dediğim gibi ben kendim yaşamadan her şeyi çocuklarım yaşasın istiyorum. Görmediğim her şeyi. Mesela kendi bana yapılmayan her şeyi çocuklarıma yapmak istiyorum. Öyle hayallerim var yani. Bu sakın şey anlamayın. Hani eşim tarafından değil yani. Allah'a çok şükür. Evlendikten sonra yıllar içerisinde her şeyimiz oldu. Çok şükür. Elimi neye uzatıyorsam alıyor. Ne istiyorsam alıyor. Bir şekilde alıyor yani. Üstünden belki zaman geçiyor ama sonuçta bunlar öyle bedavaya olan şeyler değil. Ya da bizler çok para kazanan insanlar değiliz. Tek maaşla geçinmeye çalışan insanız. İki çocuk okutuyoruz. Biri üniversitede yani. Bir tanesi liseye başladı. Ki ta nerelerde okuyor çocuk. Kendisi kazandı. Alnının akıyla, bileğinin hakkıyla kazandı o okulu. Çok söyleyecek şey var da işte. Burası yeri değil. Bazıları anlıyor beni. İçinizden bazıları anlıyor da. Susuyorsak edebimizden susuyoruz. Edep güzel şeydir. Her şey bu car 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 konuşmaya gerek yok. Şimdi bu zeytini, pul biber, kekik, şöyle, kekik de burada az kalmış. Bizim kadar kekik kullanan yoktur herhalde başka. Şu kaşıkla
küçük Maraş dondurmaları vardı. Onların içinden çıktı zamanında. Ben de böyle değerlendirdim. Bunların içine gerçekten çok iyi oluyor. Kapağın kapanmasını da engellemiyor. Şimdi zeytinden koyalım. Eşim çok seviyor. Özellikle böyle çekirdeği de ayıklanınca var ya. Bayıla bayıla yiyor valla. Bakın limon suyunu böyle değerlendiriyorum. Bunu bir çıkartayım. Kışın limonun bol olduğu zaman arkadaşım vermişti bana. Böyle ben de sıkıp buzluğa atmıştım. Hatta kayınvalideme de götürdüm bunun gibi. Ona şöyle 2,5 litrelik götürdüm. Sonra evde böyle küçük şişelere boşalttık. Onda her zaman ihtiyacı oluyor çünkü. Pazara sık sık gidemediği için. Şimdi böyle çıkartıyor. Kullanıyor o da benim gibi. Şuraya üstüne bir tane delik açıyorum tepesine. Salatalara, çorbalara, her şeye çok güzel oluyor. Hani diyeceksiniz ki bozulmuyor mu? Hayır arkadaşlar, bozulmuyor. Ben bunu buzluktan çıkaralı 2 hafta falan oldu. Gayet de güzel. Bakın zaten kullandık. Şu kadar bir şey kaldı yani. Dolapta muhafaza ediyoruz ama dışarıda kalmayacak. Asla dolapta duracak. Evet, bu tepsimiz de hazır. Bunda var mı? Yenisini aldık ama. Çok az kalmış. Onu bir yesin, bitirsin de. Bu da hazır. Bunu da şöyle koyayım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Limonu çıkarttım, onu çıkarttım, onu çıkarttım. Şimdi buradan kaldırayım bir. Şimdi ben pankek yapacağım. Şunu koyalım, şunu dolalım. Şuraları ben bir toplayayım. Geçen kim dedi bana pankek tarifi verdi? Pankek değildi ya. İstedi o benden. Ha, omlet. Ben dedi yapıştırıyorum dedi. Yaparken omlet tarifi var. Tamam. Onu, o aklımda onu yapacağım yani sizin için. Hazırladım. Unumu falan da alıp geleyim. Pankeke başlayalım. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi geldi pankek yapımına. Şu robotumu çekeyim şuradan. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Ne yapıyoruz? 2 tane yumurta. Şöyle. Attık çırpıcımıza, çırpıcı kabımıza, pardon. Şöyle bakın. Bezimi nereye koydum? Ha. Sonra üzerine şu şekilde 1-2 yemek kaşığı şeker koyduk. Bunları güzelce bir bızbızlıyoruz. Hemen şuradan tutayım.
yumurtayla şeker bu şekilde güzelce köpürdü. Üzerine bir bardak süt, bir paket vanilya, Allah Allah bugün sabah bir öksürük peydah oldu. Bir tane hamur abartma tozumuz var. Gerçi sabahları biraz böyle tutuyor da. Şimdi bunları tekrardan biraz karıştırıp üzerine de 1,5 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Bardağını ekleyeceğim. Diğer bardağı için hazırda tutayım unumu. Ama her zamanki gibi temkinli yaklaşmakta fayda var. Pankek hamurumuz hazır. Bir yere akıtmadan bulaşıkları da çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de MasterChef aparatını takıp hemen pişirmeye geçeceğiz de MasterChef aparatımız neredeymiş? Burada değil. Allah Allah. Bugünlerde benim böyle aradığım pratik malzemeler yerinde olmuyor. Onu bir bulmam lazım. Yağsız tavamızı koyduk arkadaşlar. Yağ koymayacağız tavaya asla. Şuradan bir tane de servis tabağı çıkartayım. MasterChef aparatı dediğim bu arkadaşlar. Buna doldurunca çok güzel şey yapıyor. Porsiyonluyor. Porsiyonlayıcı da alacağım. Allah nasip ederse o da güzel oluyor. Hadi bakalım. Tavamız ısınsın. Evet. Sanırım hazır. Şöyle tutuyorum. Bu şekilde. Şimdi
Görebiliyor musunuz? Bakın, üzerlerinde kabarcıklar oluştu. Şunların özellikle. Bu çevrilebilir olduğunu kanıtı. Pankeklerimi yapmaya devam ediyorum. Ben bayağı bir yaptım, siz sıkılmayın diye. Biraz arka planda yapıyorum. Şöyle göstereyim size de, dur. Dizelim. Şu şekilde. Zaten çabuk oluyor pankek. Yani başından da çok da ayrılamıyorsunuz. Dediğim gibi üstünde kabarcıklar çıktı mı kızarmış demektir. Bakın. Çaydanlık var şimdi orada. Ondan sakınıyorum. Mesela bunu şuraya koysam daha iyi olacak. Sofrayı kurduk. Gördüğünüz gibi çeşitler burada. Pankek. Hemen sigara böreği sardım hızlıca. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize.